hakkında yazı yazıyor. Kim bu Ankara kuşu? Twitter mafyası. Sosyal medya mafyası. Önüne gelen herkesin üstüne çöken ve ondan para isteyen, alan ve infaz eden. Peki nasıl oldu da benim hakkımda yazdı bu Ankara kuşu? Söylemek istiyorum. Bugün artık bunun gizlenecek bir tarafı yok. Bütün itirazlarımıza rağmen Sayın Genel Başkanımızın talebiyle yönetim kurulundan Ankara kuşu hesabına 50 bin euro para ödendi. Peki niye ödendi diye sordum o yönetim kurulunda. İtirazlarıma rağmen ödendi. İtiraz eden bir kişi daha oldu yönetim. Peki niye ödendi bu para? Niye ödendi? İnsan Twitter infazcısına neden para öder? Eğer bir açığın varsa kendi hesabından ödeyeceksin. Eğer bir sorunun varsa kendi imkanlarınla çözeceksin. Ama anladık ki Ankara kuşu üzerinden bize de operasyon yapılacakmış. Biz de terbiye edilecekmişiz. Arkadaşlar, sizin huzurunuzda bütün açık yürekliğiyle söylemek istiyorum. Ben bugüne kadar açık ve şeffaf yaşamış bir insanım. Hem avukatlık görevi hem de bu sendikadaki çalışma görevi. Benim cumartesi günü adıma kayıtlı olan miras yoluyla veya başka türlü satın almış olduğum ya da miras yoluyla intikal etmiş olan tapu kayıtlarımı yayınladılar. Eğer haram bir kuruşum varsa Cenab-ı Allah görüyor ve biliyor. Hesabını sorar. Eğer sizin böyle bir iddianız varsa Cumhuriyet Savcılıkları burada. Doğru Cumhuriyet Savcılığına gidersin. Gitmezseniz davetsiniz. Dolayısıyla ifade etmek istiyorum ki benim tapu kayıtlarımı değil, sülalemin tapu kayıtlarını ortaya koysanız ki benim tapu kayıtlarımda, benim malımda, mülkümde bir lira kimse haram bulamaz. Sülalemin tapu kayıtlarını ortaya koysanız ben doğru bulduk olduğuna inandığım yoldan asla dönmeyeceğim. Doğru olduğuna inandığım şeyleri söylemekten asla vazgeçmeyeceğim. Dolayısıyla bunu yapanlar kendilerini bir çek etsinler. Sendikanın hesabından Ankara kuşuna bu parayı ödeyenler otursunlar kendilerini muhasebe etsinler. Onun için değerli arkadaşlarım, bu yapılanlara eyvallah demediğim için bugün huzurunuzdayım.